Evet, burası yuvamız. Burası dünya. Tanıdık bir kıta bulmakta zorlanıyor musunuz? Geçmişte farklı bir gezegendi. Hatta birden fazla farklı hali oldu. Büyük patlamadan bu yana geçmiş uzun zaman ayaklarımın altında. Üzerine düşünebilmek için bunu tek bir yıla indirgedik. Kozmik takvimimizde 23 Aralık sabahındayız. Yani 350 milyon yıl öncesinde. Dünyamız sadece 4 milyar yaşında. Dünya çok farklı görünüyor. Tanıyamayabilirsiniz bile. Yıldızlardan da çıkaramazsınız. O dönemde takım yıldızlar bile farklıydı. Dinozorların zamanına daha 100 milyon yıl vardı. Kuşlar yoktu. Çiçekler de. Hava da farklıydı. Atmosferde geçmiş veya gelecek zamanlara göre çok daha fazla oksijen vardı. Böylece böcekler şimdikinden çok daha büyük boyutlara erişebiliyordu. Nasıl mı? Böceklerin akciğeri yoktur. Yaşam kaynağı olan oksijen, vücutlarının dışındaki deliklerden alınıp bir boru ağı yardımıyla taşınır. Böcek fazla büyük olduğunda, bu boruların dışarıya açılan uçları bütün oksijeni iç organlara erişemeden emer. Ama karbonifer dönemde atmosferdeki oksijen miktarı bugünkünün neredeyse iki katıydı. Bu yüzden böcekler daha büyük olup yine de yeterli oksijeni alabiliyorlardı. Bu yüzden buradaki yusufçuklar kartal büyüklüğünde, kırk ayaklar da timsah kadar. O zamanlar oksijen niye bu kadar çoktu peki? Çünkü yeni bir yaşam türü tarafından üretiliyordu. Kozmos, bir uzay serüveni. Dünyanın atmosferini ne tür bir yaşam böyle köklü biçimde değiştirebilirdi? Göğe uzanan bitkiler, ağaçlar. Gün ışığı için girdikleri rekabette ağaçlar yer çekimine meydan okuyacak şekilde evrimleşti. Ağaçlardan önce en uzun bitki bel hizasındaydı. Sonra muhteşem bir şey oldu. Bir bitki molekülü hem güçlü hem de esnek olacak şekilde evrimleşti. Ağır yükler taşıyabilen ama rüzgar esince kırılmadan esneyebilen bir maddeydi bu. Lignin ağaçların varlığını mümkün kıldı. Artık yaşam yukarılara doğru gelişebilirdi. Bu yepyeni bir alan açtı. Yerin çok üstündeki yaşamlar için üç boyutlu bir matris. Dünya ağaçların gezegeni haline gelmişti. Ama ligninin bir dezavantajı vardı. Yutması zordu. Doğanın yıkım ekibi olan mantarlar ve bakteriler içinde lignin olan bir şeyleri yemeye kalkınca hazımsızlık çektiler. Termitlerin evrimine de daha en az 100 milyon yıl vardı. Peki bütün bu ölü ağaçlar ne olacaktı? Mantarlarla bakterilerin evrilip bunları tüketebilecek biyokimyasal yöntemlere sahip olması milyonlarca yıl sürdü. Bu arada ağaçlar filizlenip büyüyor, ölüyor, devriliyor ve çağlar boyunca oluşan balçık birikintilerinin altında kalıyorlardı. Sonuçta yüz milyarlarca ağaç toprağa gömüldü. Dünyanın her yerinde gömülü ormanlar vardı. Bunun ne zararı olabilirdi ki? Nova Scotia'daki bu sarp kayalıkta bir başka takvim. Bir zamanlar tam burada serpilen o öteki dünyanın hikayesini anlatıyor. Bu da 300 milyon yaşındaki o ağacın ölüm maskesi. Özündeki odunun hücre hücre yerini alan minerallerce oluşturulmuş. Yani bir fosil bu. Ağaç organik moleküllerini, karbonunu ve suyunu çok önceden çevreye teslim etmiş. Sadece şekli korunmuş. Bu ağaç canlıyken karbondioksit ve su alıp güneş ışığı sayesinde bunları enerji bakımından zengin organik maddeye dönüştürüyordu. Ağaç atık ürün olarak oksijen üretiyordu. Ağaçlar ve diğer bitkiler hala bunu yapıyor.
Bitkiler ölünce çürürler. Bu da alışverişi tersine çevirir. İçerdikleri organik maddeler oksijenle temas edince ayrışıp karbondioksiti tekrar havaya salar. Böylece dünyanın atmosferindeki kimyasal denge sağlanmış olur. Ancak ağaçlar henüz çürüyemeden gömülürse iki şey olur. Karbon ve depolanmış güneş enerjisi beraberlerinde gömülür ve oksijen de arkalarında kalarak atmosfere salınır. 300 milyon yıl kadar önce de böyle oldu. Oksijen fazlası vardı. Böcekler o sayede bu kadar büyüdü. Peki gömülen onca karbona ne oldu? Çağlar boyunca gömülü kaldı. Dünyadaki yaşama gelmiş geçmiş en şiddetli darbeyi vurana kadar. Gezegenimizde zamanda yolculuk yapıp kayalıklarda yazılı olan tarihi okuyabileceğiniz yerler vardır. Nova Scotia'daki bu sahilde öyle bir yer. Her katman bir sayfa. Her biri milyonlarca yıl boyunca birbiri ardına oluşan sellerin hikayesini anlatır. Sellerde oluşan birikinti katmanları yavaşça gömülüp ısı ve basınçla kayalaşmıştır. Dağları içinde gömülü fosil ormanlarıyla birlikte oluşturan ve sonra onları devirerek yükselten de aynı güçlerdir. Yeni katmanlar her zaman eskilerinin üstünde oluşur. Her sayfa doğru sıradadır ve burada milyonlarca yıl içinde olanlara tanıklık etmişlerdir. Şu tarafta daha uzak bir geçmiş var. Attığım her adımda günümüze 1000 yıl yaklaşıp dünyanın 300 milyon yıl önceki halinden uzaklaşıyorum. 50 milyon yıl sonrası da şu tarafta. Bu Permiyen dönem dünyası için sonun başlangıcıydı. Benzeri olmayan bir kırımdı. Permiyen dönem, hayat ağacının kırık dallarına adadığımız yok oluş anıtındaki en karanlık koridor. Üstünden geçen çeyrek milyar yılda, ölüm mutlak zafere hiç bu dönemdeki kadar yakın olmadı. Bugün Sibirya olan topraklarda meydana gelen volkanik patlamalar yüz binlerce yıl devam etti. 2,5 milyon kilometre kareden geniş dev bir alan lav taşkınının altında kalmıştı. Bu olay dünya tarihindeki bütün volkanik patlamaları gölgede bırakıyor. Yok oluş anıtı. Volkanik çatlaklardan çok büyük miktarda karbondioksit yayıldı. Bu sera gazı iklimi ısıttı. Karbonifer dönemin uzun süredir gömülü ormanları da işte bu noktada hikayeye tekrar dahil oldu. Aradaki 50 milyon yıl boyunca gömülü ormanlardaki bu ağaçlar dev kömür yataklarına dönüştü. Dünyanın en geniş kömür yataklarından biri de tam burada, Sibirya'daydı. Labın sıcaklığıyla kömür yandı. Yeryüzüne metan ve kükürt açısından zengin gazlar yayıldı. Bunlar zehirli ve radyoaktif volkanik küllerle, yani kömür dumanıyla kaplıydı. Bu cadı iksiri atmosferi kirletti ve dünyada iklimin istikrarını temelinden sarstı. Sülfürik asitten bir pus, güneş ışığını perdeleyip gezegeni karanlığa boğdu. Dünyanın sıcaklığı donma noktasının altına indi. Püskürmelerin şiddeti azaldığında asitten pus yeryüzüne indi. Ama atmosferdeki karbondioksit daha da artarak küresel ısınmaya sebep oldu. Yıllarca süren dondurucu soğuk ve ardından gelen 1000 yıllık kavurucu sıcak gittikçe azalan bitki ve hayvan nüfusunu çok hırpaladı. Gezegendeki bu köklü değişimlere uyum sağlama şansları yoktu. Küresel ısınma devam ettikçe yüzeydeki ve derinlerdeki sular yavaşça karıştı. Deniz dibindeki bir zamanlar dondurucu suların sıcaklığı yükseldi. Çökelti halinde donmuş metan zengini buzlar erimeye başladı. Yeni serbest kalan metan gazı yeryüzüne ve atmosfere ulaştı. Metan ısıyı karbondioksitten daha etkin biçimde hapseder. Bu yüzden iklim daha da ısındı. Metan, stratosferdeki ozon tabakasını da mahvetti. Ölümcül ultraviyole ışınlarına karşı hayatı koruyan doğal koruyucumuz aşındırılmıştı.
Dünya okyanuslarındaki dolaşım sistemi felç olmuştu. Durgun sulardaki oksijen yoksunluğu neredeyse bütün balıkları öldürüyordu. Ama bu acımasız ortamda bir yaşam türü öne çıktı. Bakteriler, ölümcül hidrojen sülfür gazını atık ürün olarak üretiyorlardı. Bu da son darbe oldu. Bu zehirli gaz, yeryüzünde hayatta kalmış olan neredeyse tüm bitki ve hayvanları öldürdü. Büyük yok oluş buydu. Dünyada yaşamın tamamen yok olmaya en çok yaklaştığı an, bütün türlerin 1/9 tükenmişti. Yaşamın tekrardan toparlanması zaman aldı. Birkaç milyon yıl boyunca dünyaya ölüler gezegenidense yeriydi. Biz kuyruğu kurtarmayı başaran birkaç türden birinin akrabalarıyız. Siz şu anda insansınız ve hayattasınız. Çünkü onlar direnmeyi başarıp yaşamın geçirdiği en amansız dönemlerden birinde DNA'larını aktarabildiler. Bu da tamamen yaşamdan oluşuyor. Kızılca kıyamet kopmadan önce Permiyen dönemde var olan yaşamdan. Teksas'tan ve New Mexico'dan geçen 645 kilometrelik Guadalupe Sıradağlarının bir parçası bu. Burası dünyanın en büyük fosil resifi. Bir zamanlar burası büyük bir iç denizdi. Milyonlarca yılda gelişip büyüyen bu resif, çeşit çeşit süngerin, yeşil algilerin ve gözle görülemeyecek kadar küçük hayvanların yuvasıydı. Bu yaratıklar ölünce dibe batıp kuma gömüldüler. Milyonlarca yıl boyunca kalıntıları petrole ve gaza dönüştü. Sonunda bu havza kumla doldu ve resif öldü. Hayalet deniz kasabası yerin 1.6 kilometre altında kalmıştı. Sonra tektonik kuvvetler resifin iskeletini deniz seviyesinin üstüne çıkardı. Orada çağlar boyunca rüzgar ve yağmur tarafından aşındırılıp işlenecekti. Buranın 275 milyon yıl önce adacıklarla kaplı, hayatla dolup taşan cap canlı tropikal bir iç deniz olduğu zamanları düşünün. Yaklaşık 220 milyon yıl öncesine kadar New England ve Kuzey Afrika kapı komşusuydu. Atlas Okyanusu diye bir şey yoktu. Ortadaki şu ince mavi çizgiler göllerdi. Süper kıtanın ayrıldığının ve dünyadaki hayatın bir kez daha değişeceğinin gözle görülür ilk belirtileriydi bunlar. 1 milyon yıl sonra göller büyük bir körfeze dönüşüp Atlas Okyanusu'nu oluşturdu. Yüzeyde olan bu köklü değişimler çok daha aşağıda. Dünyanın derinliklerinde yaşananların sadece bir kısmını yansıtıyordu. Biz dünyada var olduğumuzda büyük küresel değişimin izleri derin denizlerin altına gömülmüştü. Dünyanın şiddet dolu geçmişinin hikayesinden tamamen bihaberdik. Kim olduğunu ve uyanışından önce olanları bulmaya çalışan hafızasını yitirmiş bir türdük. Abraham Ortelius 1570'te geçmiş 80 yılın bilgilerine yani keşiflerin altın çağına dayanarak dünyanın ilk modern atlasını yarattı. Daha mürekkebi kurumadan Ortelius şaheserine biraz uzaktan bakıp Atlas Okyanusu'nun iki ucundaki kıtaların inanılmaz şekilde yapboz parçaları gibi birbirine oturduğunu gören birçok kişiden ilki oldu. Daha sonra Kuzey ve Güney Amerika'nın Avrupa ve Afrika'dan depremler ve seller neticesinde koptuğunu yazacaktı. Ama Ortelius'un bu keşfi sonraki birkaç yüzyıl boyunca önseziden öteye geçemeyecekti. Ta ki bir Alman gökbilimci ve meteoroloğun 20. yüzyıl başlarında bunu bilim çerçevesine oturtacak deliller bulmasına kadar. Alfred Wegener, 1. Dünya Savaşı'nda cepheye çağrılmıştı ama çok geçmeden yaralanmıştı. Seyyar hastanede iyileşme dönemindeyken dünyanın geçmişiyle ilgili ipuçları bulmak için bilimsel yazını didik didik etti. Yıllar önce Wegener, üniversite kütüphanesindeki yığınların arasında ilginç bir makaleye rastlamıştı. Soyu tükenmiş bir eğrelti otuna ait fosillerin Atlas Okyanusu'nun iki tarafında da bulunması Wegener'in kafasını karıştırmıştı.
Daha da ilginci, iki kıtada da aynı tür dinozor fosilleri bulunmasıydı. 20. yüzyılın başlarında jeologlar, yaşamın okyanusu aşmasını, bir zamanlar kıtalar arasında köprü kuran kara parçaları olduğunu hayal ederek açıklıyorlardı. Bu köprülerin uzun zaman önce kademe kademe dağılarak dalgalarda yok olduğu düşünülüyordu. Ama Wegener'ı hakim bilimsel görüşün yanlış olması gerektiğine ikna eden bir şey vardı. Dünyanın ta kendisi. Bu dağ dizisi okyanustan geçerek başka bir kıtadan neden devam edecekti ki? Hem Brezilya'daki hem de Güney Afrika'daki kaya katmanlarında aynı eşsiz dokuya nasıl rastlanabiliyordu? Ayrıca tropikal bitkiler Kuzey Kutbu'nun donmuş topraklarında hangi koşullarda yetişmiş olabilirdi? Wegener bu bilmecenin tek bir makul cevabı olabileceği sonucuna vardı. Bir zamanlar dünyada tek bir süper kıta vardı. Ona Pangea adını verdi. Wegener'ın bilim dünyasında ilgi odağı haline geldiğini düşünürsünüz, değil mi? Bu pek sayılmaz. Birçok jeolog, Wegener'ın kıtaların sürüklenmesi hipoteziyle dalga geçti. Wegener'ın delilini açıklamak için hayali kara köprüleri fikrini tercih ettiler. Bir kıta, okyanusun sert zemininin üstünden nasıl sürüklenip gider diye sordular. Wegener'ın ikna edici bir cevabı yoktu. Kendisi alay konusu olmuş, bilimsel konferanslardan dışlanmıştı. Buna rağmen Wegener, fikirleri uğruna mücadele etmeye, delil toplamak için cüretkar araştırma gezileri yapmaya devam etti. Bu gezilerden birinde meslektaşlarının buzul bölgesinde kumanyasız mahsur kaldığını öğrendi. Görevden geri dönerken kar fırtınasında yolunu kaybetti. 50. yaşına bastıktan 1-2 gün sonra ortadan kayboldu. Hakkının teslim edileceğini ve gelmiş geçmiş en büyük jeologlardan biri olarak kabul edileceğini göremeden. Bilim adamları da insandır. Bizim de kör noktalarımız, ön yargılarımız olabilir. Bilim, onları meydana çıkaran bir mekanizmadır. Sorun şu ki, bilimin temel değerlerine her zaman sadık kalmıyoruz. Marie Tarp bunu en iyi bilenlerdendi. Yıl 1952. Marie, jeoloji departmanındaki meslektaşlarının onu görmezden gelmesine sabırla göğüs geriyor. Onun jeoloji ve matematik diplomaları bu insanlara pek bir şey ifade etmiyor. Iowa'lı bir yüksek lisans öğrencisi olan Bruce Heason, sonarla okyanus tabanlarının haritasını çıkardığı uzun soluklu bir keşif gezisinden yeni dönmüş. Evet, şunları bir el atar mısın? Bruce, bak, parçalar yerine oturuyor. Atlas Okyanusu'nun dibinde boydan boya dev bir yarık var. Bırak şimdi Marie, bunlar dedikodudan ibaret. Buradakilerle başın yeterince dertte değil mi zaten? Kıtaların sürüklenmesi muhabbeti bu. Sonun Wegener gibi mi olsun? Ama Marie'nin cesareti kırılmadı. Yıllar sonra Marie ve Bruce bir okyanus deprem haritasını ışıklı masada Marie'nin deniz tabanı haritasının üstüne koyunca depremlerin dev yarık boyunca meydana geldiğini gördüler. Wegener'ın hareket eden kıtalar fikrinin kesin deliliydi bu. Heason, Marie'nin başından beri haklı olduğunu anladı. Birlikte okyanus tabanları da dahil olmak üzere dünyanın ilk gerçek haritasını ortaya çıkardılar. Nihayet dünyanın otobiyografisini okumaya hazırdık. Şimdi hayal gücü gemisiyle dünyada pek az kişinin gördüğü bir yere gidelim. Dünyanın 2/3 derinliği 300 metreyi geçen sularla kaplıdır. Engin ve büyük oranda keşfedilmemiş bir sınır burası. Alpleri ve Rocky dağlarını herkes bilir ama dünyanın bazı en olağanüstü sıra dağları gözden saklıdır. 1000 metreden sonra gün ışığının olmadığı bir dünyaya giriyoruz. Karanlıklarda saklanmış bir harikalar diyarı.
Bu, dünyanın en uzun sualtı sıradağları olan Orta Atlantik Sırtı. Beyzbol topunu saran dikişler gibi dünyamızı boydan boya sarıyor. Dünyamız geçmişte farklı bir gezegendi ama bugünkü halinden de çoğumuzun haberi yok. Su içindeki dağları göremiyoruz. Bu ilk kez Marie Tarp'ın hayal ettiği dünya. Sırtın en yüksek dorukları okyanus tabanından 4 kilometre yükseliyor. Her yere yayılmış sıradağlar ve kanyonlar var. Şimdi Mariana Çukuru diye anılan dünyadaki en derin kanyona girdik. Derinliği 10 kilometreyi geçiyor. Deniz tabanının tektonik kuvvetlerle bitişiğindeki kıta levhasının altına itilmesi sonucu oluşmuş. Buraya gelen insan sayısı ayda yürüyen insan sayısından daha az. Burada santimetre kare başına bir tonluk ezici bir basınç var. Bu derinlikte olmak üstünüze 50 adet jumbo jet yığılması demek. Yine de yaşam burada bile kök salmış. Gün ışığının okyanus derinlerine işlememesi burada ışık olmadığı anlamına gelmiyor. Su altında yaşayan birçok tür biyolüminesans denilen bir süreç neticesinde karanlıkta parlıyor. Kara memelileri ve gün ışığı sakinleri olarak uzun geçmişimiz bizi evrimin derin okyanuslarda işlediği olağanüstü yaşam çeşitliliğine hazırlamamış. Burada gün ışığı olmadığından fotosentez de yok. Yani yiyecek bitki yok. Ama ebedi bir gece yarısının hakim olduğu bu yerde bile eksiksiz bir besin zinciri var. Her şey kemosentez denen bir süreçle başlıyor. Bu mikroskobik yaratıklar şu bacadan çıkanları yemeye öğrenmişler. Hidrojen sülfür denen zehirli bir bileşik bu. Bu yoğun siyah duman buradaki yaşamı mümkün kılan kimyasal enerjiyi sağlıyor. Küçük kabuklular bakterileri, daha büyük hayvanlar da kabukluları yiyor. Gelecekte bir gün bu dağlar pekala su yüzeyine çıkabilir. Tektonik kuvvetler gezegenimizi şekillendirmeye devam ediyor. Gelecekte de gezegenimiz çok farklı olacak. Milyonlarca yıl önce Hawaii adalarını da bunun gibi bir yanardağ oluşturmuştu. Kaynar kazanın üstündeki kabukta yaşıyoruz. Gezegenimizin merkezinde demirden bir çekirdek var. Daha büyük bir sıvı demir katmanı da onu çevreliyor. Bunun çevresinde de manto adı verilen katman var. Kayalık ama yine de sıcak ve akışkan. Ocakta pişen bir tencere çorba gibi manto fokurdar. Ona hareket katan ne peki? İki şey. Dünyanın oluşumundan kalan ısı ve çekirdekteki radyoaktif elementlerin bozulması. Sizin, benim, hepimizin üstünde yaşadığımız kabuk adı verilen bu dış kısmın kalınlığıysa sadece elmanın kabuğu kadar. Manto üzerindeki katı kabuğu beraberinde sürüklemek ister. Kabuk direnç gösterir çünkü soğuk ve serttir. Zaman zaman kırılma noktasına gelir. Böyle zamanlarda yer sarsılır. Birileri yaramazlık yaptığı için cezalandırıldığından değil, doğa kanunlarının yönettiği tesadüfi kuvvetler neticesinde gerçekleşir bu. Dünyanın stabil olduğu algısı, ömrümüzün kısa olmasından kaynaklanan bir illüzyondur. Gezegenimizi büyük değişimlerin milyonlarca yıl sürdüğü, kendi zaman ölçeğinde izleyebilseydik, onun ne kadar dinamik bir organizma olduğunu görebilirdik. Bu, dünyanın yaklaşık 200 milyon yıl önce geç Trias dönemindeki görünümü. Bu küçük arkadaş da uzak atalarımızdan biri. Newark, New Jersey'de yaşamış. Dünyanın neresine giderseniz gidin, ayaklarınızın altında gömülü kayıp dünyalar vardır. 50 veya 100 milyon yıl önce
Görünürde en sıradan yerler bile destansı değişimlere sahne oldu. Bu kayalık uçurumlar süper kıta Pangea'nın parçalanmasının bir anıtı niteliğinde. Bu sarp kayalıkları yaratan volkanik patlamalar aynı zamanda bir sonraki toplu yok oluşa neden oldu. Bu da Trias döneminin sonunu getirdi. Ancak bir türün felaket sebebiyle yok olması başka bir tür için altın fırsattır. Trias dönemi yok oluşu bir süredir sahnede olan bir gruba başrol fırsatı tanıdı. Dinozorlar 170 milyon yıl boyunca uzun bir ömür sürdü. O zamanlar Hindistan bir adaydı. Asya ile olan kaçınılmaz randevusu için senede birkaç santimlik yavaş adımlarla kuzeye doğru ilerliyordu. Sonra bir kez daha dünyanın yüzeyinin altındaki eriyik kayalar açığa çıkıp Batı Hindistan'daki dev bir alanı kapladı. Nakavt yumruğu gerçekten çok ani gelmişti. Kilonun üstündeki hayvanların çok azı geç Kretase dönemindeki felaketlerden sağ çıkabildi. Toz bulutları yeryüzüne aylar boyunca soğuk bir gece yaşattı. Dinozorlar donarak ve açlıktan öldü. Ama dünyayı sığınak edinen ufak yaratıklar vardı. Ortaya çıktıklarında ise onları avlayan ve korkutan canavarların gittiğini gördüler. Dünya memelilerin gezegeni olmaya başlamıştı. Ve dünya aralıksız değişimine devam etti. Burası bir zamanlar çorak bir çöldü. 2,5 milyon kilometrekarelik kum ve tuzdan ibaretti. Bugün dünyanın herhangi bir yerindekinden çok daha ağır koşullar hakimdi. Gündüz sıcaklığında ekmek bile pişerdi. Deniz seviyesinden 1,6 kilometre aşağıda olduğu için de atmosfer basıncı alıştığımızdan %50 daha fazlaydı. Dünya üzerinde bundan daha yaşanmaz bir yer zor akla gelirdi. Üstelik burası Akdeniz Havzası'nın 5,5 milyon yıl önceki hali. Deniz olmadan önce dünya asla uzun süre sabit kalmaz. Derin havzanın batı ucundaki doğal baraj muhtemelen depremler sonucu yıkıldı. Su baskını böylece başlamış oldu. Tazikli su Niagara şelalelerinden 40 bin kat daha şiddetli bir şekilde içeri dolup engin bir çölü Akdeniz'e dönüştürdü. Bir yıldan kısa bir sürede. Henüz bu baskına ve yarattığı güzelliğe tanık olacak tek bir insan yoktu ortada. Bu arada dünyanın neredeyse öbür ucunda geniş bir kanal, Kuzey ve Güney Amerika'yı birbirinden ayırarak okyanus akıntılarının Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanus'a geçmesini sağlıyordu. Tektonik kuvvetler bu iki kıtayı yavaş yavaş bir araya getirdi, kanalı kapattı ve Panama Kıstağı'nı meydana getirdi. Bu okyanus akıntılarının rotasını değiştirerek küresel iklimi etkiledi. Afrika'nın gür, yeşil orman örtüsü yerini seyrek bir peyzaja bıraktı. Ağaçta yaşama konusunda uzmanlaşmış bazı türlerin soyu tükendi. Ama her ortamda yaşayabilenler, yaşam koşulları ne olursa olsun ayak uydurabilenler, var olmayı sürdürüp evrildi. Atalarımız bir zamanlar yeryüzündeki yırtıcılardan sakınmak için yerin derinliklerini sığınak bilmişlerdi. Ama dinozorlar kaybolunca yüzeye çıktılar ve çağlar boyunca ağaç dallarında kendilerine yeni hayatlar kurdular. Tüm ihtiyaçların karşılanacağı ağaç tepeleriyle örülü geniş bir alanda daldan dala atlamak için kavrayabilen el ve ayak parmakları geliştirdiler. Dik de yürüyebiliyorlardı ama kısa mesafelerde. Etrafta bunca ağaç varken uzağa gitmelerine de gerek yoktu. Ama sonra hava soğudu ve ağaçlarda cılızlaştı. Geniş otlaklar türedi.
Atalarımız da yemek bulmak için onları aşmak zorunda kaldı. Savana'da yaşayabilmek için bambaşka yetenekler lazımdı. Eski günlerde ağaç dalına tüneyip büyük kedileri güvenli bir mesafeden izlemek mümkündü. Şimdi ise aynı tehlikeli arazide boy ölçüşeceklerdi. Arka bacaklarıyla uzun mesafeleri kat edebilecek ve gerektiğinde koşabilecek şekilde evrimleşenler hayatta kaldı. Dünyaya bakış açılarını değiştirdi bu. Eller ve kollar artık yürürken kullanılmıyordu. Yiyecek, çalı çırpı ve kemik toplayabileceklerdi. Bunlar da silah ve araç gereç olarak kullanılabilirdi. Bir düşünün. Dünyanın öteki ucundaki küçük bir kara parçasında olan topografik bir değişim, okyanus akıntılarının yönünü değiştiriyor. Afrika soğuyup kuraklaşıyor. Ağaçların çoğu yeni iklime uyum sağlayamıyor. Onlarda yaşayan primatlar kendilerine başka yuvalar aramak zorunda kalıyor ve göz açıp kapayıncaya kadar gezegeni şekillendirmek için aletler yapıyor. Dünya insanın kaderini şekillendirdi ama uzaktaki dünyaların görünmeyen çekim gücünün de bunda etkisi oldu. Gezegenler hayatımızı etkiliyor ama sandığınız şekilde değil. Küçük ama yakınımızda olan Venüs'ün çekim gücü de, devasa ama uzağımızda olan Jüpiter'in çekim gücü de, dünyanın eksenini şu veya bu şekilde eğdi. Ve yörüngesinin şeklini hafifçe değiştirdi. Böylece Kuzey Kutbu buzullarına düşen güneş ışınlarının miktarı da azar azar değişmiş oldu. Bazen orada yazlar daha soğuk olurdu. Yıldan yıla güneye doğru ilerleyen buzlar da önüne çıkan her şeyi ezer, süpürür, yıkıp geçerdi. Biz buna buz devri diyoruz. Başka zamanlarda da dünyanın eksenindeki ve yörüngesindeki değişiklikler sebebiyle kutup yazları daha ılık olurdu. Eriyen buzullar çekilmeye başlardı. Atalarımızın bu radikal iklim değişikliklerinden sağ çıkmak için ne kadar becerikli olmaları gerektiğini bir düşünün. Her buzul çağında buzul örtüsü okyanusları da içine alacak şekilde genişledi. Deniz seviyesi 120 metreden fazla düştü. Kıtaların kıyılarına denk gelen geniş yerler yüzeye çıktı. 15 ila 25 bin yıl kadar önce buzulların çekilerek geçici bir kara köprüsü oluşturduğu bir zaman yaşandı. Gezegenin öteki tarafına bir yol açılmıştı. Göçebe gruplar bu köprüden Kuzey Amerika'ya geçti. Bazıları da Güney Amerika'ya indi. 10 bin yıl kadar önce iklimde ve deniz seviyelerinde olan çılgın değişimler son buldu. Yeni ve ılıman bir iklim çağı başladı. İçinde yaşadığımız çağ işte bu. Büyük buzul örtüleri eriyince denizler şimdiki seviyelerine çıktı. Nehirler de dağlık yerlerden alüvyonlar taşıyarak denizle buluştukları yerlerde delta ovalarını meydana getirdiler. Bu verimli ovalarda yeni bir yaşam tarzını öğrendik. Bir şeyler yetiştirmeyi, karnımızı doyurmayı ve daha fazlasını. Birçoğumuz için bu 1 milyon yıllık göçebe hayatının sonu demekti. Gezegenlerin birbirini çekmesi, dünyanın yüzeyinin hareket etmesi, bu hareketlerin iklimi, hayatın evrimini ve aklı etkilemesi de bir araya gelince, bu bize delta ovalarının çamurlarını ilk medeniyetlere dönüştürecek araçları sağladı. Buzul çağlarının arasında buzullara verilen o ılık molada yaşamak gibisi yoktur. Güzel haberse sonraki buzul çağına 50 bin yıl daha olması. Bizim türümüz için ne fırsat ama. Tek bir sorun var. Karbonifer dönemden kalan gömülü ağaçları kömür formunda, eski plankton kalıntılarını da petrol ve gaz formunda yakmadan duramıyoruz. İstesek sorunsuz bir iklimimiz olabilir. Ama bunun yerine atmosfere, dünyanın toplu yok oluşlara yol açan geçmiş iklim felaketlerinden beri görmediği oranlarda
karbondioksit salıyoruz. En son dinozorların gördüğü bir iklimi geri getirecek yakıtlardan bir türlü vazgeçemiyoruz. Kıyı şehirlerimizi su altında bırakacak, çevreyi ve karnımızı doyurma imkanlarımızı baltalayacak bir iklim bu. Hem de görkemli güneşimiz saf ve bedelsiz enerjisini bize gönderiyorken. Üstelik ihtiyacımızdan da fazlasını. Neden bizden önceki nesillerin dehasını ve cesaretini edinemiyoruz? Dinozorların o gök taşının çarpacağından haberi yoktu. Bizim bahanemiz ne? Yok oluş anıtı. Yok oluş anıtında şu anda boş ve isimsiz bir koridor var. Dünyanın otobiyografisi hala yazım aşamasında. Bizim hikayemizin sonunun da orada olma ihtimali var. Tebrikler. Hayattasınız. Bu dünyada oluşan ilk yaşama bizi bağlayan ve 3 milyar yılı aşkın bir süredir kopmadan uzanan bir bağ var. Çok sayıdaki atamızın ne kadar dayanıklı, becerikli ve şanslı olması gerektiğini bir düşünün. Yaşamın kodlarını bir sonraki nesle aktaracak kadar uzun süre dayanmışlar. Ve bir sonrakine. Ve bir sonrakine de. 100 milyonlarca kere. Bize ulaşana kadar. Aşacak çok nehir vardı. Yolda bir sürü tehlike. Yırtıcılar, açlık, hastalıklar, yanlış hesaplamalar, uzun kışlar, kuraklık, sel ve şiddet. Gezegenimizin içinden kaynaklanan tesadüfi yer kabuğu hareketlerini ve kıyameti aratmayacak şekilde aniden değişen koşulları saymaya gerek bile yok. Aslımız neresi olursa olsun, ebeveynimiz kim olursa olsun, akıl almaz felaketleri atlatan çetin atalarımızın soyundan geliyoruz hepimiz. Her birimiz en uzun ve en tehlikeli bayrak yarışındaki koşucularız. Ve şu anda bayrak bizim elimizde. Geçmişte gezegenimiz farklıydı. Gelecekte de farklı olacak. Pek çok jeolog bundan 250 milyon yıl sonra dünyanın kıtalarının tekrar bir olacağını düşünüyor. Bütün bu güzellikler kaybolacak ve zamanımızın dünyası kayıp dünyalar arasına karışacak. Levha hareketlerinin iç yapısı dünyadaki hayata aldırmaz. Dünyanın yörüngesi ve eksenindeki küçük değişiklikler ve avare yörüngelere sahip öteki dünyalarla olası çarpışmalar da öyle. Bu süreçlerin gezegenimizin yüzeyinde milyonlarca yıldır olanlardan haberi yoktur. Umursamazlar. Her birimiz en küçük gezegenlerden birinin en dış kısmında, güneşinin etrafında birkaç düzine tur atmak için yaşayan küçük birer yaratığız. Dünyada en uzun yaşayanlar, gezegenimizin yaşının ancak yaklaşık 1 milyonda birini görecek kadar yaşadı. Tabii ki organizmaların genel işleyişten haberleri yok. Değişen kıtalardan, iklimden, evrimden. Kökenlerimizin bir kısmını bile anlamamız insan kavrayışı ve cesaretinin büyük bir zaferi olur. Kim olduğumuz ve neden burada olduğumuz ancak resmin bütününü bir araya getirmekle anlaşılabilir. Bu da çağlar boyunca zamanı, milyonlarca türü ve çeşit çeşit dünyayı birleştirmekle olur. Bu açıdan bakarsak kendimiz için bile gizemden ibaret olmamıza şaşmamalı. Ve iddiamızın aksine kendi küçük evimizin efendisi olmanın bile çok uzağındayız.
yeni koridorun girişinde bu çağı tanımlayacak bir isim yok. Bu duvarlarda başarısız olan hangi türlerin anılacağını da bilemiyoruz. Burada olanlar sayısız biçimde, büyük veya küçük ölçekte bizim tarafımızdan yazılıyor. Tam şu anda.